Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Çok sağ ol. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi. Buyurun. Bak kardeş, buraya sadece goy goy yapmaya geldik, tamam mı? Tamam. Güzelce yemeğimizi yiyeceğiz, goy goyumuzu yapacağız. Tamam. Sıkıntı yok. İlk kere bir şey yiyeceğiz, rahatlayacağız. Bugünü bütün kötü enerjisini atıyor. Sıfır. Yepyeni bir adam olarak çıkacağım buradan, tamam? Ne yiyeceksin? Birini çağırın da yardımcı olsun. Tamam. Neresin bu? Teşekkürler, çok sağ olun. Aa, yok ben yemeyeyim pasta çünkü gitmem lazım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Selçuk Bey rica etti efendim. Oğlum. Teşekkürler. Bu manyağın ne işi var? Ne burada? Manyak derken? Masada tek başına oturan, bak sarılı kız görüyor musun? Üstünde sarı bir şey var. Bu manyak benim fanım işte. Yok bro, sen biriyle karıştırmışsındır. Lan kız benim sabah sileceğimi kırdı, gözüme biber gazı sıktı. Benim onu biriyle karıştırma ihtimalim var mı sence? Seni mi takip etmiş manyak? Ne bileyim ben, takip etti bunlar sağ sol belli olmuyor ki. Evim bile biliyor olabilir yani, bilmiyorum. Bir şey diyeyim mi? Güzel kızmış ha. Benim konumuzla ne alakası var lan şu an? İşte böyle oluyor yani. Bu fanlarla aranı bozmayacaksın birader. Sonra bir şey diyorsun çığ gibi büyüyüp gidiyor. Ne dersin? Ha, bu öyledir. Öyledir tabii bebeğim. Diyeceksin, geçiştireceksin bunları. Üzmeyeceksin abicim fanlarını. Aranı iyi tutacaksın ya. Ne yaptın sen ha? Üzmeyin lan kız. Dur oğlum lan, nereye gidiyorsun? Tamam oğlum, aranı iyi tut demedim. Tamam. Onu yapmaya gidiyorum işte, hadi. Oğlum ben o anlamda demedim, aranı iyi tut derken. Yani sen bak, şey yapma diye. Aslan kardeşim benim, sen bir sakin ol. Ben böyle baskın karakter, iyi bir gözüken tipleri çok iyi biliyorum. Alfa erkeğe dayanamaz bunlar. Gerçek bir alfa görsün. Şimdi buradan beni izle. Kız birazdan kuzu olacak. Sonra da sosyal medyaya gir. Kız fotoğraf paylaşıp altına metiyeler düzecek. Oku onları. Togi. Bana bırak. Son, iki, üç, dört. La 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 la. Selam. Heyecandan küçük dilini yutmak dedikleri bu olsa gerek ha? Senin ne işin var burada ya? Ne diyorsun sen? Ya. Hadi bırak şimdi. İkimiz de senin neden burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Hı? Neden buradaymış? Yani... Buraya sadece pasta yemeye gelmiş olamazsın değil mi? Belli ki beni takip ediyorsun. Kutlarım seni. Hayallerim bir bir gerçek oluyor. Karşındayım. Gözlerin içine bakıyorum. Şimdi dile benden ne dinlersin? İstediğin her şeyi yapacağım. Söyle hadi. Çözdün yani. Bu kadar basit. Tamam hadi al. Al telefonunu yanıma gel. Şöyle güzel samimi bir selfie vereyim sana. Ama bak paylaşırken altına dizinin hashtagini atıyorsun bak. Yani reytingler çok kötü şu an. Lütfen biraz sahip çıkın şu işe yani. Bu kadar mesai harcıyoruz size ya. Lütfen. Ya bu değil mi benim tek derdim yani? Başka bir derdim olabileceği aklına gelmiyor değil mi? Tamam. Şöyle yapalım, okey. Ben ikinci bölümünü izlemesine seni eve davet edeyim. Gel orada istediğin kadar paylaşım yap, etiketini at. Nasıl istiyorsan görünce benim için sorun yok. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Eve davet etmek ne demek? Hadsiz! Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir dakika, hanımefendi ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Diyorum ki yani toplu bir izleme, herkesin de içinde bulunduğu bir izlemede siz de gelin diyorum. Tek başınıza değil, hiç bağıracak bir şey yok şu an. Sakin ol. Ya bana ne be senin dizinden, selfinden, toplu izlemenden? Ben canımla uğraşıyorum. Bağıracak bir şey yok. Selfie istemiyorsanız tabii ki ayaklarınızı çekeriz. Arkadaşım Hakan'ı çağırayım. Hemen ayakta yapalım. Ben fanlar böyle selfie seviyor diye şey yap. Samimi olduğu için. Ya dünya senin etrafında dönmüyor Tolga Efendi. İnsanlar ekmeğinin derdinde. Sen biliyor musun? Azıcık çık şu ışıltılı dünya. Çek çek. Hadi hadi çek çek. Çek çek. Arkadaşlar şey şimdi çekecek bir şey yok. Biz fanımızla bir tatlı yiyip iki sohbet edemeyecek miyiz lütfen? Ya ne yer fanı yer. Be? Ne fanı hala fan diyor. Çekmeyin be siz de Allah Allah. Şeytan görsün senin yüzünü ya. Hadsiz. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Of. Hayır. Hanımefendi ne oldu içeride, ayrıldınız mı? Ne zamandır çıkıyorsunuz Olga Bey'le? Ne çıkması be ya? Ne ayrılması ya? Çekmeyin. Gördük ama kavga ediyordunuz.
içeride. Oğlum sen kızın masasına niye oturuyorsun ki zaten? Niye oturuyor olabilirim acaba? Senin yüzünden artist. Ya ben oturma dedim, git dedim yanına birazcık idare et dedim kanka. Oğlum sen böyle mi dedin? Ya hatırla bakalım böyle mi konuştun? Yüzme dedim. Ya bırak ya Hakan. Yeni sevgilinizle neden kavga ettiniz? Yok. Sevgilim değil arkadaş. Bizim takipçimiz, fanımız. Kendisiyle tat yedik, çay içtik, sohbet ettik. Olabiliyor bazen başa. Yeni işi sorarsanız sevinirim. Tolga Bey, hanımefendiyle ne zamandır çıkıyordunuz? Kardeşim, çıkmıyoruz hanımefendiyle. Tanımıyorum kendisini. Sevgilinizi önden yolladınız. Şimdi siz de onun yanına gideceksiniz. Bizi atlatmak için değil mi Tolga Bey? Yeni diziniz kötü başladı. Acaba bu bir PR çalışması mıydı efendim? Oo. Yeni dizi kötü mü başladı? Yok, ya yok. Kardeşim sen bana mı oynuyorsun? Beni sinirlenmeye mi çalışıyorsun? İnsan ol biraz. Ya, saçma sapan soruyorsun. İşi hakkında bir insana şu an sorduğun soruya bak ya. Kardeşim, normal bir şey mi şu an bu yaptığın? Tolga Bey, aşk hayatınız hep böyle dalgalı mı olacak acaba? Kardeşim ben sana aşk hayatı soruyorum. Soru böyle mi? Kaç yaşında sen ya? Kardeşim sen. Ya bir kardeşim bir dur ya. Kardeşim. Ben sakinim bir dur. Sen sinirli seçiyorsun. Sakin geliyorlar ya. Ben sinirli falan değilim. Kaç yaşındasınız? Bana yaşını söyle kardeşim. Orada, gel abi. Gel abi. Ben sana soruyor muyum aşk hayatı? Sen sinirlisin diye. Ya bırak abi. Bir kişi laf edeceğim. Bir sinirli falan değil. Ben halledeceğim onu ya. Terbiyesiz sorulara bak sorduğu ya. Ben halledeceğim. Yok artık ya. Ben halledeceğim.